Bugün AKP giller tarafından toplumun gündemini değiştirmek ve bazı gizli ajandalarını hayata geçirme amaçlı ortaya atılan anayasa değişiklikleriyle ilgili Ayasofya Camisi'nin imamı Mehmet Boynukalı'nın yapmış olduğu ve hepsi birbirinden ayrı suç unsuru taşıyan laiklik karşıtı Türkiye'deki yürürlükte olan anayasanın dört ilkesinin değişmez dört ilkesinden bir tanesi olan laiklik ilkesinin karşıtı olan açıklamalarıyla ilgili İzmir Cumhuriyet Savcılığı'na Halkın Kurtuluş Partisi olarak suç duyurusunda bulundu. Mehmet Boynukalın bulunduğu konumun da etkisiyle iktidara olan yakınlığının vermiş olduğu güvenceyle açıkça toplumu birbirine düşman edici, halkı kin ve düşmanlığa sevk edici paylaşımlarda bulunmuştur. Bu paylaşımlar Türk Ceza Kanunu'nda suç olarak defalarca tanımlanmıştır. Aynı zamanda anayasanın 2. maddesi ve 24. maddesindeki dini siyasete alet etme suçlarını da işlemiştir Mehmet Boynukalı. Bu tweetleri kendisinin yazmış olduğu bu tweetler 8-10 tane tweetlerle ülkenin sözde fabrika ayarlarına dönmesi gerektiğini söylerken yalan söylemektedir. 1921 anayasasından bahsetmektedir. 1921 anayasası geçiş sürecinin anayasasıdır. Cumhuriyetin kuruluşunda ilk kaleme alınan anayasadır. Oysa bu ülkede siyaset tarihinde gelmiş geçmiş en özgürlükçü 1961 anayasası vardır. 1961 anayasasıyla birlikte demokratik işleyiş, laiklik tam anlamıyla yerleştirilmiştir. Kaldı ki 1928'de de devletin dininin İslam olduğuna yönelik düzenlemede ortadan kaldırılmıştır. Bu durumda yürürlükte olan anayasa ve Türk Ceza Kanunları hükümleri çerçevesinde açıkça suç işleyen Mehmet Boynukalın hakkında cezalandırılması için suç duyurusunda bulunuyoruz. Şimdi biz bu ülkenin Cumhuriyet savcılarının gerçekten Cumhuriyet'in savcıları mı yoksa siyasi iktidarın emir erleri mi olup olmadıklarını bu olayda bir kez daha göreceğiz. Cumhuriyet'in savcısı gerçekten de görevini yapacaksa, Cumhuriyet'i koruyacaksa her biri ayrı bir suç unsuru taşıyan bu paylaşımlar hakkında acilen soruşturma başlatmalı, cezalandırılması için de dava açması gerekir. Halkın Kurtuluş Partisi olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tüm haksızlıkların hem tüm hukuksuzlukların karşısında olmaya devam edeceğiz. Saygılar sunuyorum.